Evet, ikinci e, konuşmacımız Sayın İbrahim Dizman. Evet İbrahim, sevgili İbrahim Hocam, siz bir Biga, Bir önemli ölçüden mübadil ve mühacir barındıran önemli bir yerleşim yeri. Siz bu konuda araştırmalar yapmış, belgeseller hazırlamış, kitaplar yazmış bir kişisiniz. Bizimle duygularınızı, anılarınızı düşüncelerinizi paylaşır mısınız? Peki, teşekkür ederim. Eee hayatının bir yerine mübadele, muhaceret, göç, göçmen kavramı ilişmiş olan herkesin ortak sorusunu sabahım az önce sordu aslında ben kimim diye. Ben de bunu hep biz kimiz diye sorardım. Hatta bir hazırladığımız Çanakkale kitabında da yazımın da başlıyordu biz kimiz diye. Bu doğduğum yerden kaynaklanıyor aslında. Naci Bey'in de söylediği gibi ben bir kalayım. yıllar önce çalıştığım fakültede Siyasal Bilgiler Fakültesinde bir toplantı vardı. Türkiye'nin sosyolojik fay hatları gibi bir başlığı olan bir toplantıydı. Orada Türkiye'de konuşulan işte diller, etnik yapılar konuşuluyordu. Sonra ben söz almıştım, demiştim ki yıllar önce benim çocukluğumda, 60'lı yılların sonlarında pazarın kurulduğu gün bir kahvehaneye gittiğinizde 5, 6 hatta 7 dili bir arada duyabilirsiniz demiştim. Herkes dönüp bana bakmıştı bu uzaydan mı gelmiş diye. Aslında o kadar da kopuktular. Ama Biga'da e, ki Bigalıların hepsi bilir ve Ferocan burada herhalde. E, o da çok iyi bilir. Hatta komşu da sayılırız. Gerçekten de kahvehanelere gittiğinizde çok sayıda dil bir arada kullanılırdı. Ama herkes bir arada da yaşamayı beceriyordu bir şekilde. E, hatta ben şunu da hatırlarım. E, bizim mahallemizde de böyle değişik etnik kökenden insanlar yaşardı. Bir muhacir e, bir çerkezin yemeğini yapmayı bilirdi. Bir boşnak bir pomağın düğün adetlerini bilirdi. Bir mübadil, bir muhacirin neden hoşlanıp hoşlanmadığını, hangi sözlere alınganlık gösterip göstermeyeceğini bilirdi. Ve herkes böyle davranırdı. Bu bizim sosyolojik özelliğimizdi. Ama bu biz kim sorusunun tam yanıtı olmuyordu. Aslında bu soruya yol açan bir olgu olarak duruyordu. Ben yıllar sonra benim çocukluğumda kulağıma aşina olan, anlatılan her şeyi bir takım böyle araştırarak, okuyarak, biz kimiz sorusuna kendimce yanıt vermeye çalıştım. Verdiğim o yanıt benim hem aile hikayem hem de aslında tam bizim bu konumuz. Bu bütün bir yarımadasını kapsıyor, bütün Çalankale'yi kapsıyor. Biz kimiz sorusuna verilen yanıtlar mübadelenin de içinde olduğu, muhaceretin de içinde olduğu bir olguyu aslında anlatıyor. Tam işte bu noktada aslında benim aile hikayem başlıyor. Az önce akademisyen arkadaşlarımızın teknik açıdan anlattıkları ya da verdikleri örneklerin somut hikayelerinden biridir. Benim baba soyum diyebileceğim şey, baba tarafım yerlisi bir kanın manav dedikleri soy olarak 1700'lerin başına kadar aile şeceresini indirebiliyoruz. Fakat babaannemin ailesi neden türk Rus Savaşı'ndan sonra Selanik'e kaçmış. Babaannem orada doğmuş. Çocukluğunda 1912'de de Selanik Yunanlılar'a bırakılınca Anadolu'ya, Biga'ya gelip yerleşmiş. Annemin babası, dedesi, dedesi Bulgaristan'dan, Filibe civarından gelme. Şimdi biz çocukluğumuzda annemin köyüne gidiyorduk. Dedem hikayeler anlatıyordu. Diyorduk işte onun deyimiyle, biz Bulgarya'dan gavurların elinden kaçtık. Padişahımızın mübarek toprağına geldik. Bir şeyler anlatıyordu. Bunlar kulağımda kalmıştı. Bigay'a eve dönüyordum. Babaannem Selanik'i anlata anlata bitiremiyordu çocukluğunu. Hatta bütün Selanik göçmenler gibi her ne hikmetse Atatürk'ün komşusuydu. Sarıpaşa diyordu ona. Herkes onun komşusu olduğunu addeler biliyorsun, Ondan bir gurur vesilesi çıkarırdı. İşte babam da derdi ki biz Buraya Orta Asya'dan gelmişiz, çadırlarda yaşıyormuşuz, işte yüzyıllardır buradayız. Ben sorardım, biz kimiz o zaman? Herkes başka bir şey söylüyor. Ama sonra anladım ki aslında biz bunların hepsiymişiz. Ee, mübadele ve muhaciret kavramları teknik olarak belki birbirinden farklı şeyler ama aslında ikisinin de duygusu, ikisinin de anlattığı ve ikisinin de hayatımıza katıldığı yerler aynı ben çocukluğumdan hatırlıyorum. Babaannemle çok zaman geçiren bir çocuktum. O aynı zamanda da şansım oldu tabii ki. Onun bir küçük odası vardı. O zamanlarda böyle çivit doya boyalıydı. Böyle kokardı, çivit kokardı e, odalar. Maşıngası vardı bizim de evimizde odasında. İşte orada kahvesini pişirirdi. Komşuları gelirdi. Ben tabii tanımıyordum, kim olduklarını bilmiyordum. Hep Selanik'i konuşurlardı. Onlar müvadilmiş e, ee, babaannem de çocukluğunda gelmiş. O onlara sorardı babaannem. Şurada şu çeşme duruyor mu? Şurada bir cami vardı duruyor mu? Şurada şu var mı duruyor mu? Onlar da hevesi anlatırlar anlatırlar. Hiç bitiremezlerdi. Kış boyunca, geceler boyunca hep bunu anlatırlardı. Ben de Selanik nerededir, nasıldır? Haritaya çağırdım. Ortaokula gidiyorum. Selanik uzakta. Bizimle ne alakası var? Bu bağlantıları kurmaya e, çalışırdım. Evet. Daha sonra şöyle bir şey oldu. Babaannem anlatmayı da seviyordu. Beni yanına alırdı işte o uzun kış gecelerinde. Bak dinle kızanım bu anlattıklarım hikaye ama unutma ha aslında hikaye değil derdi. Ve şöyle bir şey anlatırdı bana. Derdi ki senin deden paşanın cemiyetindendi derdi. Yani müdafaa hukuk cemiyetini öyle tanımlardı. Onun abisi o cemiyetin kurucusu derdi. Benim dedem de o zaman genç, yeni evliler babaannemle. O da onunla beraber işte çalışırlardı dedi Bir Bigay'ı kurtarmak için. Kendi o naif sözcükleriyle bunu anlatmaya çalışırdı. Sonra paşanın askerleri Bigay'a gelince bizim komşumuz Rum vardı. Karısı kendisi ve küçücük çocukları vardı. Komşu bizi kurtar diye bana geldiler derdi. Ve ben onları şu bahçede gördüğün küplerin içinde üç gece sakladım derdi. Ben sonradan bağlantıyı kurdum. Eşi Kuvayi Milliyeci Yunanlılara karşı savaşıyor. Babaannem de Rum komşularını saklıyor. Bu bilgi benim belliğime böyle yerleşmişti. Yıllar sonra 1984 yazında mahalleye üç kişi geldi. Bir yaşlı adam, bir yaşlı kadın, bir de genç kız Birilerine bir yerleri soruyorlar filan. Tabii e, bu kasabaları da bilirsiniz. Bütün neredeyse mahallenin çocukları peşlerinde. E, böyle mahallede dolaşıyorlar, sokaklara bakmaya çalışıyorlar falan. Tabii Viga çok değişmiş. Ne yazık ki o zaman başlamıştı hormonlu büyüme. Her yer yakılıp yıkılıyordu. Yeni apartmanlar yapılıyordu. Çok yer değişiyordu. Ama bir noktayı adam yakalamış. Bir kerteriz noktası gibi bir fırını. E, Bigallar bilir. Duba alanında bir fırın vardı. Oradan hareketle e, kendi evlerini saptamış tam bizim evin karşısına gelmiş. Birilerine bir şeyler soruyordu. Ben de çıktım gürültüye. Mahallenin gençleri, çocukları peşlerinde. Adam bir şeyler anlattı, anlattı. Biraz kırık Türkçe, biraz İngilizce, araya biraz böyle Fransızca bir şeyler katıyordu. Genç kız İngilizce bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Ben de çok da anlamıyordum işin doğrusu. Ama bir yarım saatlik böyle tarzanca sohbetten sonra ben babaannemin sakladığı kişiler olduğunu anladım. Hemen e, annem de benim meraklıydı. Babaannem ölmüştü tabii. Hemen anneme seslendim dedim ki anne sen biliyorsun değil mi bu hikayeyi? Bak onlar gelmiş dedim. Sus sus dedi annem. Babaannem yaptığı işi kimseye söylemek istemezdi. Bu söylersen bunun sevabı kaybolur derdi. Sakın sen de söyleme dedi. Ben de tabii orada büyük bir hata yaptım. Söylemedim. Annem onlar hep ölmüş dersiniz dedi, biz de çevirdik. Onların hepsi öldü gitti, kimse kalmadı dedik ve öylece dönüp gittiler. Ama bu duygunun karşı tarafta da böyle yaşadığını, babaannemin bana anlattığı hikayelerin muhtemelen o genç kızda da olduğunu sonradan fark ettim. O yaşlı adam, o babaannemin koruduğu ailenin o küçük çocuğuydu. E, muhtemelen. Ama onları kaçırdık. Ama bir gaye o yıllarda çok böyle 60'lı yılların sonlarında e, çok Rumların geldiğini ben bilirim. Mahalleye gelirlerdi, gezerlerdi, ağlarlardı. E, böyle komşularını bulurlardı. E, birlikte e, o zamanlar böyle işte apartmanlarda yok. Evlerin önünde hemen otururlar. Çilimler gelirdi, çaylar demlenirdi. Saatlerce konuşurlardı. Biz de böyle kulak misafir olur ve e, dinlerdik. Bütün bunlar ee, aslında o, o mübadele duygusunun, o muhacere duygusunun bize yansımalarıydı. Ee, ben şöyle değerlendiriyorum. Yaşadığımız coğrafya, hani coğrafya kaderdir derler ya, bunun açılımı şudur. O coğrafya insana bir takım görevler veriyor. Hiç farkında bile değilsiniz. Siz bilmiyorsunuz ama diyor ki sen bunları madem ki dinledin, bunları yerine getireceksin. Ee, benim böyle hep belleğimde e, o çocukluk hikayelerimden yola çıkarak ne yapabiliriz, ne yapabiliriz diye e, bir takım e, fikirler geliştiriyordum. Sonra bir olanak doğdu. Bin, e, 2010 yılında bir belgesel film yaptık. E, sevgili dostum Ömer Asan'la birlikte. Kardeş Nereye mübadele diye. Alanında e, ilk olma özelliğini taşıyordu şu yönüyle. Çok mübadele belgeseli yapıldı 70'lerden beri ama biz bir e, fikir geliştirdik. Daha doğrusu ben o çocukluğumdan gelen o duyguyla dedim ki ya iki tarafa da konuşturalım. Biz hiç karışmayalım. Kim ne diyorsa belgeselde kurgulayalım ve yer verelim. Biz burada Karadeniz bölgesinde ve İstanbul'da bir takım mübadilleri hikayesi olan mübadilleri saptadık, konuşturduk. Sonra Yunanistan'a gittik. Orada da Anadolu'yla ilgili hikayesi olan, sadece mübadeleyle gitmiş değil ama hikayesi olan bir takım insanları bulduk. Onları karşılıklı konuşturduk. Tabii acılar çarpıştı, kederler çarpıştı ama dostluklar ve mutluluklar da çarpıştı. E, o belgeselin gösterimi birçok Avrupa ülkesinde e, oldu, yapıldı. Yunanistan'daki gösterimlerine biz de gittik. Hatta birini hiç unutmuyorum, Katerini kentinde bir e, gösterim yapıldı. Arkasından da panel yapıldı. Tabii Türk bizim e, Türk mübadiller Yunanistan'daki çektikleri zulmü anlatıyorlardı. Rumlar da Türkiye'deki nasıl aşağılandıklarını, nasıl kovulduklarını ve nasıl eziyet gördüklerini anlatıyorlardı. Bir e, hanımefendi kürsüye geldi dedi ki sizin söylediğiniz her şey yalan. Ben yalan olduğuna inanıyorum çünkü bizim tarih kitaplarımız böyle bir şey yazmıyor dedi. Bu aslında çok öğretici bir şeydi. E, akademik çalışmaların, tarih kitaplarının, resmi tarihin tırnak içerisinde Sadece olaylara teknik açıdan baktığını, insan duygusunu geri plana ittiğini gösteren çok ilginç bir şeydi ve tabii ta, e, ulusların kendi tarihlerini kurgularken sadece kendi doğrularını e, ortaya koyduğunu da gösteren e, e, ilginç bir e, durumdu. E, bu nedenle de aslında insani olayların, insan duygularının daha ön planda olmasının üçüncü ve dördüncü kuşakta daha değerli olduğuna inanmaya başlamıştım. Yani büyük acılar yaşandı. Evet bir insanın vatanını terk etmesi her iki taraf için de çok zordur. Oradaki anılarını bırakmıştır, orada e, geçmişini bırakmıştır. Kökünden koparılıp atılmış bir kuru yaprak gibi herhangi bir yere gitmiştir. Ama bütün bunlar ilk kuşak için bir düşmanlık vesilesi olabilir, bir öfke vesilesi olabilir. Ama ikinci kuşakta bu azalmaya başlamıştır. Üçüncü kuşakta azalmaya başlamıştır. Şimdi dördüncü kuşak yaşıyor. Ve inanıyorum ki hem mübadelenin hem muhaceretin artık dördüncü kuşakta bir kültürel köprü, bir dostluk köprüsü görevi görmesinin, bu kavramların bu köprü görevi görmesi gerektiğine inanıyorum. İşte örneğin bunu Lozan Mübadilleri Vakfı çok güzel yapıyor böyle küçük küçük kurumlar kişiler de bu alanda çalışıyor. Biz de zamanımız yettiğince Big Araştırmalar Merkezi diye bir bir grup arkadaşımla kurduğumuz bir platformumuz var, bir YouTube kanalımız var. orada bunun bir dostluk duygusu geliştirmesi gerektiğini düşünerek vurguluyoruz. Hatta şöyle bir örnekle konuşmamı bitirmek istiyorum ben. E Necip Bey de tanığı olduğu için özellikle ona baktım. Sadece moder, moderatör olduğu için değil. E Burada e, Trakya'da bir mübadil olan bir arkadaşımız var. Türkiye'de pomakça şarkılar söyleyen ender kişilerden biri. Belki adını bilirsiniz, duygu başkan diye. Onun Yunanistan'da bir grubu var, müzik grubu var. O grupta e, Türkiye'den gitmiş Rum mübadiller. Ve bunlar Selanik'te Anatolika adlı bir kafede ayda bir program yapıyorlar. Türkçe, pomakça, Rumca, istek üzerine başka dillerde de şarkılar söylüyorlar. O akşam onların programının olduğu akşam kafeteryayı Türkiye'den giden Rum mübadiller ya da Türkiye'den Selanik'e gitmiş olanlar, turistik seyahat yapmış olanlar dolduruyorlar. Ve hep birlikte şarkılar söylüyorlar. Ben o zaman demiştim ki işte bu aslında aradığımız ya da olması gereken bu. Bize artık kalan ortak kültürdür, ortak şarkılarımızdır. Hatta bize Naci böyle bir acaba belgesel film olabilir mi? Bu Bu ekip... Bu duyguyu bir belgesel film haline getirebilir miyiz diye düşündük. Hatta gittik keşif yaptık. O akşam bizi ağırladılar ve e, hepsi Yunanlıydı bu akşam orada kafedekilerin. Ama bizim için Türkçe Çanakkale türküsü söylediler Çanakkale'den geldiğimiz için. Bence bütün bu acılardan sonra, 100 yıl sonra geriye kalan aslında budur. Teşekkür ederim. Sayın İbrahim Dizmen çok teşekkür ediyorum. İsterseniz başa dönmemek üzere size küçük bir sorumuz daha olsun bitirelim. Siz mübadele anmasına öncülük ettiniz. Bu toplantıda fikir olarak öncülük ettiniz. Mübadele ve göçün can yakıcı önemli konular olduğu ortada. Çanakkale gibi bir şehirde bu konuların bir kez konuşularak ortada bırakılmasının uygun olmayacağını düşünüyorum. Neler yapılabilir, ne yapılmalıdır, ne düşünürsünüz? Bir e, soru daha sorayım. Buna da kısaca cevap vermeye çalışın lütfen. Bu, bu panelde büyük bir eksiklik var diye düşünüyorum. Tabii bu eksikliği biri yapmadı. Eksik bunu baştan biliyoruz en başından. Şu anda ağımızda buradan giden mübadil dostlarımızdan kimse yok. Olabilirdi. Çağırsak gelirlerdi. Haberleri de var bu konudan. Ancak ben kişisel olarak gönlüm istedi ki biz önce bir kendi aramızda bunu bir konuşalım önümüzdeki etkinliklerde onları da aramıza katmaya çalışalım. iyi olur diye düşünürüm. Evet tabi aslında bu duygunun işte böyle kalmaması için bir şeyler yapabilir miyiz diye de aslında hep birlikte düşündük. Bana, topu bana attın Naci Bey ama aslında bu bizim birçok arkadaşımızın ortak fikriydi. Biz bunu devam ettirelim dedik. Mübadelenin 100. yılı olduğu için bu ön planda belki ama daha sonra Çanakkale'yi az önce söylediğim gibi 6-7 dilin bir arada konuşulmuş olan bir kentin bir mübadele ve muhaceret merkez şehri olması gerekir. Bunun değerini iyi bilmesi gerekir. Türkiye'de başka bir kentte böyle bir zenginlik yok. Artık zenginliğe dönüşmüş olan, acıların zenginliğe dönüştüğü bir coğrafya başka yok. Bu kent neden örneğin bir mübadele ve muhaceret araştırma merkezi kazanmış olmasın? Bir. İkincisi, biz karınca karınca ne yapabiliriz dedik. Bir. Ee, Mesela pomakların pesnaları vardır. Çok antik dönemden beri gelen, antik dönem formu taşıyan şarkıları vardır. Bir Biga'da pomak yerleşimleri epey var biliyorsunuz. Ve bunlar unutuluyor. Biz Poliksena belgeselini yaparken 70 yaş üzeri 5 kişiyi bulmuştuk. Onlar bize neredeyse çok sesli bir koro halinde pesnalar okumuşlardı. Bugün 80 yaşlarını sürüyorlar ve unutulup gidecek onlardan sonra. Onları derleyelim, literatüre kazandıralım dedik. Örneğin Alaaddin Canbay hocam da burada müzik bölümünden, eğitim fakültesinden. Onunla birlikte bir proje geliştirdik. Çanakkale Tarih ve Kültür Vakfı da teşekkür ederiz bu arada. Katkı verdiler, destek veriyorlar. Bunların literatüre kazandırılması için muhacirlerin türküleri de değerlidir. En azından bunu devam ettireceğiz şimdilik. Diğer konularda belki siz bilgi verirsiniz. Çok teşekkür ederim. Evet çok teşekkür ediyoruz. Çok güzeldi.